LGS'ye son 89 gün gerçekten hala yeterli süre var ama biz yeni bir haftaya girerken yeni başarılar, yeni başlangıçlar ve yeni yükselişler için çalışmamıza aynı hızla devam ediyoruz. Hatta tempomuzu biraz daha artırıyoruz. Günün sözüne baktığımızda Kur'an-ı Kerim'deki bir ayet Necm Suresi 53'e 39'da insana ancak çalıştığının karşılığı vardır diyor Kur'an-ı Kerim'de Allah. Bu bizim için bir müjde çünkü çalışacağız ve inşallah karşılığını da alacağız. Vazgeçmemize gerek yok. Hiçbir şekilde umudumuzu kaybetmemize gerek yok. Hatalarımız çıkabilir, eksiklerimiz olabilir ama çalıştığımızda mutlaka hayırlısıysa karşılığını alacağız ve o güzel liselere gireceğiz diyoruz ve bakalım günün yorumuna. 549 bin almış. Bu oyuncu 4 .0. gerçekten tarz bir isim varmış. Bakalım hocam LGS'ye 3 ay kaldı. Evet biliyorum. Ben kendimi hala hiç çalışmamış gibi hissediyorum ne yapmalıyım? Çok normal bir şey. Bakın buraya yazıyorum. Olur öyle evet gerçekten cevabımız birazcık komik olacak ama olur öyle yani hatırlayın bakalım yazılara giriyorsunuz yazılıya tam başlıyorsunuz öncesinde çalışmış olsanız bile eyvah hiç çalışmadım acaba gibi hissetmiyor musunuz? Yani her zaman olur öyle siz sınava çok ciddi çalıştığınız için çok gayret gösterdiğiniz için tatlı bir stres var içinizde bu stresten kaynaklı 3 ay kaldı hiç çalışmamış gibi hissetmeniz çok normal sınava bir gün kala bile ya hiç çalışmadım acaba ya? Keşke bir sene daha olsaydı önümde çalışsaydım diyeceksiniz. Bu çok normal bir şey. Sınava bir hafta kalada bu stresi olacak. iki hafta kalada, bir saat kalada bir her zaman bu olacak. Dolayısıyla siz çalışmalarınızı yapmaya devam edin. Ve sınavdan çıktığınızda bile hiç çalışmadan kazandım ya gibi hissedeceksiniz. Halbuki bütün sene o gösterdiğiniz gayretler, o çözdüğünüz denemeler, o bitirdiğiniz soru bankaları bir anda hiç olu verecek. Hayatın kendisi de böyle bir anda hiç olup gidi veriyor. Dolayısıyla LGS'ye 3 ay kadar hiç çalışmamış gibi hissetmeniz çok normal bir şey. Endişelenmenize gerek yok. Çalışmaya devam edin. Bu çalıştığınız için öyle geliyor. Gelelim ikinci soruya. Sözelim düşmeye başladı yapmam lazım? Tabii ki sayısal ağırlık veriyoruz ister istemez. Matematik dersi bayağı belirleyici. Fen dersi de önemli. Kat sayısı fazla. Türkçe'ye çalışıyoruz ama sözelde bilhassa bu inkılap İngilizce din için gayret göstermemiz lazım. Bununla alakalı bol bol soru çözmeniz lazım. Burada şuna dikkat edin. İnkılap Gerçekten hiçbir soru kaçırmamanız gereken bir ders. Kolay bir ders. İngilizce de öyle. İngilizce bazen kelime eksiğinden dolayı öğrenciler kaçırabiliyorlar. Dinde de asla soru kaçırmamanız lazım. İngilizce'de eğer kelime eksiğiniz varsa onları da tamamlayıp sözelde elde. Onda on yapın arkadaşlar. Sakın sakın sözleriniz düşse bile onu yukarı kaldırın. Asla izin vermeyin. Çünkü zaten sözelde hedefiniz hepsini doğru olmalı. Matematikte uzun ama kolay sorular yapıyorum tebrik ederim. Ama zor sorulara gelince patlıyorum. <laughs> patlıyorum ifadesini kullanmış. Ne yapmam lazım demiş. Güzel bir soru sormuş. Şimdi uzun sorular tabii ki LGS'de karşımıza gelecek. Bunu örnek sorularda da görüyoruz. Geçen seneki LGS sorularında da görüyoruz. Bir önceki seneki LGS sorularında görüyoruz. Dolayısıyla biz uzun soruları mutlaka yapabilmeliyiz. Ama uzun soruları hemen bir anda yapamıyoruz. Dolayısıyla ilk başta hatırlarsanız belli bir e, seviyede gitmemiz gerekiyor. Önce temel soru tarzlarından yani konuyu öğreten sorulardan en az 200-300 tane çözmemiz lazımdı. Sonra orta seviye sorulara geçmemiz lazımdı. Buradan da en az 200-300 seviye. Sonra yeni nesil dediğimiz, yeni nesil dediğimiz sorulardan bir anda hemen doğru yapamıyorduk. İlk başta bir 200 soru çözüyorduk bir konuyla alakalı. Hatalarımız çıkabiliyordu. Sonrasında bir 200 soru daha çözüyorduk. Yine hatalarımız çıkıyordu. İkinci yüzde veya veya daha doğrusu üçüncü yüzde veya iki yüzde artık düzelmeye başladı. Dolayısıyla vazgeçmeden soruları çözmeye devam ediyoruz. İçimde hala kazanamayacağım dair bir kuşku var bu kuşkuyu atmalısın pro oyuncu. Neden? Çünkü sınava hazırlanan her öğrenci az önceki ilk yorumda söylediğim gibi bu stresi yaşıyor. Acaba çalışmadım mı? Acaba eksik miyim? Acaba daha fazla mı çalışmalıyım? Endişesi yaşıyor. Halbuki biz vazifemizi yapalım, görevimizi yapalım, çözmemiz gereken soruları çözelim, çözmemiz gereken denemeleri çözelim. Sonrasında zaten çok güzel sonuçlar bizleri bekliyor. Haftanın bir günü çalışmazsak bizi etkiler mi? Yahut bir iki saat bilgisayar oynarsak haftada bir kez bizi etkiler mi? Tabii ki etkilemez. Neden? Çünkü dinlenmek de çalışmamıza dahil. Biz hatırlarsanız yüzüncü günde demiştik? Efsanemizi yazmaya hazırız demiştik çalışacağız demiştik ve dinlenmemiz çalışmamıza dahil demiştik. Çünkü sizin dinlenmeniz bile çalışma. Çünkü iyi dinlendiğinizde iyi çalışabiliyorsunuz. O zaman az dinlenirseniz, kötü dinlenirseniz bu sefer iyi çalışamazsınız. Tabii ki haftanın bir günü tamamen hiç çalışmamak riskli. Fakat haftanın bir yarım günü dinlenebilirsiniz. Mesela cuma günü okuldan geldikten sonra bir yorgunluk vardır. Kendinize dinlenme ayırabilirsiniz. Veyahut da iyi soru çözdüğünüz bir gün kendinize bir saat ödül verebilirsiniz. İşte bu bilgisayar oynamak olabilir, oyun oynamak olabilir ama ödevinizi tamamlamanız lazım. Yani ben bugün Onda On Bankası'ndaki işte inkılaptan 200 soru çözeceğim dediniz. E bunu çözdüysen, planına uyduysan o zaman artık ödülü hak ettin. Ama sürekli olarak kendine ödül verecek şekilde de hareket etmek doğru değil. Bazen çalışacağız, kitap okuyarak dinleneceğiz. Bazen çalışacağız, oyun oynayarak dinleneceğiz. Ama mutlaka dinlenmemize lazım. Beğenen herkese çok thank you. Evet İngilizce Türkçe'yi karıştırmış gerçekten. E, pro oyuncu tebrik ediyoruz kendisini bize. Günün kitabına baktığımızda diriliş olacak. Burada kitabın ismi yanlış yazılmış. Diriliş Tolstoy'un gerçekten sağlam bir romanı. Gerçekten bu romanı okuyabilen arkadaşlara tebrik ediyorum. Tabii biz burada ben kendi kütüphanemdeki kalın bir cildi getirdim ama bunun daha ince ciltleri de var. Ama hocam biz zaten süperiz. Zoru başarısız, imkansız zoru başarırız. ...imkansız zaman alır diyorsanız böyle büyük yoğunlukta kitaplarda da okumanızı tavsiye ediyorum. Bu hem yeni nesil Türkçe sorularını rahatça çözmeni sağlar hem de genel olarak dikkat e, dikkatinizi geliştirir. Gün okuluna baktığımızda Kahramanmaraş Fen Lisesi'ni görüyoruz. Gerçekten Maraş Adana, Antep, bu bölgenin insanı zaten çok zeki, çok başarılı. Kuvayi milleden hatırlayın. Gaziantep, Kahramanmaraş, işte başka ne vardı? Şanlıurfa. Bu bölgenin insanı gerçekten iyi çalışıp başarıyor. E bakın Fen lisesi de 2.6, bayağı yüksek Fen Lisesi'nin puanında. Tebrik ediyoruz kendilerini. 58 tıp, 17 mühendislik. Çok normal bir şey, tebrik ediyoruz. E, o yüzden bu bölgedeki e, yani... Kahramanmaraş bu arada Akdeniz bölgesidir arkadaşlar sakın sakın karıştırmayın. Ee, bu bölge veya çevre illerdeki öğrencilerimiz için mükemmel bir tercih olacağını düşünüyorum. Günün sorusuna baktığımızda ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri demiş Mustafa Kemal. Yukarıdaki emri hangi savaş esnası söylemiştir? Tabi bunu Leges'le bu şekilde sormalar ama biz olayın sürecini kronolojik olarak bilmemiz lazım. Evet ödülün sorumuza yorumlarınızı bekliyoruz. Hadi bakalım inşallah çalışmalar arkadaşlar.